Merhaba siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 10 Ekim 2020 Cumartesi yarın 11 Ekim 2020 Pazar İstanbul yarışlarına ait olan kısa 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 kısa, kısa yorumlarıma başlamadan önce biraz hasbual edek yine. <laughs> arkadaşlar ee, arkadaşlar biliyorsunuz ben Adana'dayım Adanalıyım Adana'da yaşıyorum. Ee, zaman zaman sosyal medyada ee, küçük küçük kısa kısa yorumlar yapıyorum. Bunları zaten böyle olduğunu biliyorsunuz. Paylaşıyorum. Ee, bugün Ankara'da e, çok başarılı biz bir gün geçirdik. Söylediğimiz atların hepsi geldi maşallah. Kafa 8 birinci at, son ayak 8 birinci at. Zaten öbür at hiç geçilmez. Vesaire vesaire. Para vermedi gerçi. 1,5 milyar verdi de. Önemli de de 1,300 küsür falan verdi. Sonuçta ama ben bir gün evvel size çektiğim için videoyu muhtemelen kafadaki 8'i söylemedim. Ben öbür atı söyledim. Öbür at yarıştan çıktı. Yarıştan çıkınca İbret ona, ona döndü. Son ayaktaki 8 numarayla ilgili Ankara'dan çok önemli bir duyum aldım. Hedef olduğunu öğrendim. Onu da grupta paylaştım. Zaten zaman zaman sizlere söylüyorum. Yani burada size söylediğim atlarla kendi grubumda paylaştığım atlar çelişebilir. Çünkü ben bir gün sonra oraları arıyorum. Nerede yarış varsa mesela şimdi yarın İstanbul'da yarış var. Arayacağım mesela. Kim arayacağım? İsim vererek de söyleyebilirim. Ben hiç kocunmam. Arkadaşım var. Tan Yiğit'in antrenörü. Tamer Turan. Onu arıyorum. İsmail var. Seyis. Özbelgelerin seyisi. Onu arıyorum. Çapraz İsmail var bizim. Çapraz. Herkes bilir camiada zaten. İstanbul'da herkes tanır. Onu arıyorum. Bir jokey menajeri yeğenim var. Onu arıyorum. Yani arıyorum da arıyorum. Seyislere kadar arıyorum. Kim varsa arıyorum arkadaşlarım, eşim, dostum. Hepsini arıyorum. Ona göre atların son durumlarını öğrenmek için arıyorum ama. Yani onlara ben bir şey var mı yok mu diye sormuyorum. Bir de bilgi öğrenmek amacıyla arıyorum. Bir şey var mı? İşte hastaneye giden at var mı? Şu var mı? Bu var mı? Vesaire. Bu tip şeyleri öğreniyorum ki bunlar çok önemlidir. Yani bunları öğrenmeden tahmin yapmak çok zor. Zaten abi tahmin yapmak yani aç TCK'nın web sitesine gir. Aç oradan videoları seyret. Otur tahmin yap. Yani bunu herkes yapabilir. Yani ille de birinin sizi yönlendirmesine gerek yok ki. Yani bir yapabilirsiniz. Yani bunu herkes biraz veri tabanı olan bir arkadaş. Yani aşağı yukarı 3-5 yılını 10 yılını vermiş bir arkadaş. Oturup yarışları seyredip iyi kötü atlar aklında bir fikir sahibi olur. Yani bunu herkes yapabilir. Ama mühim olan atın son durumu, ahır bilgisi atın son idman durumu, atın sağlığı anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok önemlidir. Yani at yarışında çok bir atın kazanması için çok sebep varsa bu çok sebeplerden en önemlisi budur. Atın sağlığıdır. E şimdi ya insanları düşünün bir gün kalkıyor maşallah zımba gibi öbürsü gün kalkıyor hörlöz. Kalkıyor hörlöz. Uyuşuk yani. Atlar da öyle abi yani. Bir de kaldı ki dişi atların biliyorsunuz aynı insanlar gibi muayen günleri var. E o muayen günlerine denk geldiği zaman at kötü koşar abi. Yani bu iş böyledir yani. Ben bilen adam olarak konuşuyorum. Bir antrenör olarak, bir at sahibi olarak konuşuyorum. Yetmedi bir de kronometreci olarak konuşuyorum. Bendeki bir hepsi var. Bütün vasıflar var bende. Yani bilerek konuşuyorum ben. Onun için at yarışı zordur yani. At yarışı hakikaten uçak yapmaktan daha zordur. Ya en azından yarış istediği tempoda gidecek. Efendim mesela o idmanı, pisti, mesafesi, kilosu, jokeyi startta kalmayacak, at stres yapmayacak, eğeri kaymayacak, önü kapanmayacak, jokeyi hata yapmayacak. Yani bunların hep saat yarışının içinde var. Tabi her şeyden önemlisi atın sağlığı ve o günkü durumu, o günkü hazırlıkları, o at o yarışa nasıl gidiyor? Hazır, yap, hedef yapılmış mı, yapılmamış mı? Mühim olan budur. Yani yoksa buradan tahminciler var, işte ıı, tahmin yapan sözde profesörler var. O profesörler akşam kesiyorlar ya beraber. İşte şöyledir böyledir falan filan diye. Ya onların hiçbirisi aya mahaya gelmez abi ya. Ya bu insanları kandırıyorlar. Yok bir sahaya gittik. Yok bilmem ne olduk. Yok atı gördük. Ya bu açıyor interneti seyrediyor. Yorum yapıyor. Ondan sonra ben diyor at yarışının profesörüyüm. Yapma ya. At yarışının profesörüymüş. He, doğru söylüyorsun. Senin anan da at yarışının profesörüydü zaten. Çok güzel at yarışı oynardı bunlara inanmayın abi bunların hepsi palavra abi ya hepsi ben sabahleyin saat üç buçukta sahaya gidiyorum kronometre tutuyorum ben kimseyi görmedim gördüğüm falan yok abi herkes diyor ya biz atı gördük at uçtu ahırada gitti yapma ya ahırada gitmişmiş şaşıyorum ya yemin ediyorum şaşıyorum bunlara gülüyorum nasıl edeyim abi yani, gülmekten başka elimden bir şey gelmiyor ki ya bizim insanlarımız da keriz gibi gidiyor bunlara inanıyor ya bu angutlara inanıyor Angut işte ben bunlara Angut diyorum. Abi onlara ben isim taktım zaten. Onlar klavye tahmincisi. <laughs> klavye tahmincisi. Bakıyor oradan yarışlara. İşte ondan sonra yorum yapıyor. Ondan sonra da ahkam kesiyor. Eğer üç tane atı çıplak tanısın ben de şerefsiz adamım. Üç tane atı getir çıplak tanısın. Desin bu atın ismi bu, bu atın ismi bu tanırsa ben şerefsizim. Tanıyamaz. Ama konuşmaya gelince de mangalda kül bırakmaz. En büyük kendi profesör her şeyi bilen adam. Zaten sosyal medyada var ya ya öyle bir profesörler var ki Allah Allah. Bellen ki ömrü geçmiş sahada, her gün sahada içinden dışarı çıkmıyor. Bu işin profesörü, bu işi biliyor. At arpalama geçirdi, geçirdi desem yiyecekle ilgili bir şey zanneder. Ne bilsin abi adam? Şimdi arpalama ben bir at arpalama geçirdi desem ben biliyorum ne olduğunu. Şimdi karpalama geçirdi desem o zanneder ki arpayı yedi at zehirlendi öyle bir şey zanneder. Zanneder abi <gülüyor> yani. <gülüyor> ya yemin ediyorum hayret ya. Bir de bunlar var ya profesör ha böyle paralı var böyle bunların içinde böyle üç, burnundan kol tipler var. Profesör bunlar. Oo, her şey bilirler. Uzmanlar. At yarışı şansı işi değildir. Bilgi işidir. Yapma ya. At yarışı şans işi değil, bilgi işiymiş. Bilgi işiyse o zaman her gün altılı yakalan sen. Niye yakalamıyorsun? <laughs> Bunları geçin abi. Bunlar hep palavra palavra. At yarışının bileni yoktur. At yarışının emekçisi vardır. Yorumcusu vardır. Ben emekçi tarafındayım, yorumcu tarafındayım. Zaten öbür adamların hepsi klavye tahmincisi. Böyle klavyeden giriyorlar, seyrediyorlar, tahmin yapıyorlar. <laughs> Yemin ediyorum çok komik ya. Neyse arkadaşlar Adana pistimiz 10 gün sonra açılacak Allah izin verirse. Saat 3.30'da sahadayız. Basın tribünündeki yerimizi alacağız. Elimize saatlerimizi alıp bakacağız. Adana'daki atlarda zaten yarışlar başlayacak. Bundan sonra Elmiyaman, Belmiyaman görecek <laughs> Adana'da. Ama diğer iller için zaten mecbur arkadaşlarımızı açıp soruyoruz. Diğer illerde ben çok başarılıyım yani enteresan. Bu sene yani müthiş başarılıyım yani. Ben kendimi öyle addediyorum. Söylediğim hemen hemen her at geliyor abi. E, yarışları da takip ediyorum. Atları da tanıyorum. E, çoğu da tanıdığım at. Efendime söyleyeyim. Biliyorum yani. E, sağ olsun dostlar da yardım ediyorlar. Öyle bir şey yapıyoruz yani. Neyse grubumuza katılmak isteyen arkadaşlar 0543 548 84 55 numaralı telefondan Whatsapp'tan bana ulaşabilirler. E, katılmak isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler. Katılanlar da baştacı, katılmayanlar da baştacı. Biz de öyle silah çekip gibi... bize katılacağım. Yoksa öldürürüm seni. <laughs> Yok öyle bir şey. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Neyse fazla lafı sözü uzattık. Geçiyorum günün dördüncü. Altılı yanlarımızın birinci ayağı olan 15 handicap, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin bu yarışta. 9 numaralı Kua Baba'yı yazın ne yazarsanız yazın. 5. koşu Meydin 3 yaşlı Arap tayları 1500 metre kum. 1 nolu Alev Saçan'ı yazın. Bir de iki numaralı atik yıldızı yazın. Burada iki at söyleyeyim size. Bunların ikisini mutlaka yazın. Tuttuğunuz atları ekleyin. 6. koşu kısa vade 8 silivri koşusu 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim. Burada 5 numaralı Queen of Proto'yu yazın. Ne yazarsanız yazın. 7. koşu açık Kuru 3. 4 yukarı Araplar 1500 metre kum, kum. Taykut yazın. Ne yazarsanız yazın. 8. koşu Meydin 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Buz kuralı yazın. Ne yazarsanız yazın. 9. koşu 14 handikap. 4 yaşlı Arap tayları 10 numara uçan çelik yazın. Ne yazarsanız yazın. Benim söyleyeceğim Adana'dan bunlar sevgi ve saygılarımı iletiyorum Adana'dan sizlere ve hepinize hepinize iyi geceler diliyorum.